Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle evde erişte yapımını paylaşıyorum. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Kışlık hazırlıklara başlayalım. Erişteyi yapmaya tuzumuzu eriterek başlayalım. 3 yemek kaşığı tuz kullandım. 1 çay bardağı suda tuzu iyice eritiyorum. 5 kilo un için 17 adet yumurta kullanacağım. 17 adet yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Beş kilogram için 17 adet yumurta kullandım ama siz dilerseniz daha fazla veya daha az da kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Bol yumurtalı makarnamız daha lezzetli oluyor. Kırdığım yumurtaları tuzlu su yaptığım karışıma döküyorum ve iyice çırpıyorum. Bu aşamada 1 litre sütü de ilave edip karışımı iyice çırpmaya devam ediyorum. Güzel bir karışım elde ediyorum. Büyük bir leğene 5 kilogram unu eliyorum. Hamur işlerinde genelde unu eleyerek kullanıyorum. Böylece hamur işlerimiz daha güzel oluyor. Hamurumuz daha güzel oluyor. Bütün unu eledim. Şimdi yumurtalı, sütlü ve tuz ilave ettiğim karışımı unun ortasına yayıyorum ve kaşık yardımıyla bu karışımın bütün una gelmesini sağlıyorum. İyice karıştırıyorum. Bu aşamada 5 su bardağı 200 miligramlık suyu ilave ediyorum ve yine kaşıkla karıştırıyorum. Kaşıkla karıştırdıktan sonra elimle hamuru güzel kıvamlı muhteşem bir hamur elde edene kadar uzunca bir süre yoğuruyorum. Güzel yumurtanın da özüyle birlikte özlü muhteşem bir hamur elde ediyoruz. Bu aşamada artık elle yoğurmaya başlayacağım. Hamuru yoğuruyorum. Gerektiği yerde elimi ıslatarak güzel kıvamlı bir hamur elde ediyorum. Hamuru yoğurdum. 20 dakika dinlendirdim. Artık bezeleri alma zamanı geldi. Güzelce pişirme aparatınız varsa, bizim ocak üstü pişirme aparatımız vardı, biz onda pişirdik. Eğer öyle aparatınız varsa bezelerin büyüklüğünü ona göre ayarlayabilirsiniz. Eğer yok ise de evde kızartma tavası, en büyük tavanız hangisi ise onun büyüklüğüne göre bezeleri, göz kararı ayarlayabilirsiniz. Biraz kalınca olacak bir hamur elde edecek şekilde beze büyüklüğünü ayarlayalım. Bu şekilde bezelerimi alıyorum. Hamurumuz çok yumuşak olmamalı. Özlü, güzel, kıvamlı, güzel bir hamur elde edelim. Beze alırken bakın hiç un kullanmıyorum ve hamur elime yapışmıyor. Yumurtanın ve sütün etkisiyle güzel bir hamur elde ettik. Bezeleri tepsiye dizerken altına bir miktar un serpiyorum ki bezeler birbirine yapışmasın. Aralarına, üzerlerine de un serpelim. Bezelerin üzerine örtelim ki kuruma yapmasın. Hamurum o kadar kıvamlı, o kadar muhteşem oldu ki süt kokusu ve yumurta kokusu mis gibi hamurdan geliyor. Şöyle hamurun kıvamını da size göstereceğim. Bakın bu şekilde ele yapışmayan muhteşem, güzel, özlü bir hamur. Artık bezelerimi açmaya başlıyorum. Altına üstüne çok az un serperek
Bezelerimi açıyorum. Çok inceltmeden, yufka ekmeği kadar inceltmeden, lavaştan biraz daha kalın, makarna kesecek boyutta göz kararı ayarlayarak, tavanıza veya aparatınıza göre ayarlayarak bezelerimizi açıyoruz. Kışlık hazırlıklara artık başlıyoruz. Sonbahar geliyor. Evde eriştenin de ayrı bir keyfi var. Tabii makarna seviyoruz ama ev yapımı erişteyinin lezzeti de bir başka oluyor. Hamurları böyle aynı boyutta birkaç hamuru açıp masanızın üzerinde bir tezgah ayarlayın. Öncelikle orada birkaç hamuru eğer tek çalışıyorsanız açın. Daha sonra ocakta alt üstü çok az çok pişmeyecek biliyorsunuz. Sadece ocakta bir çevireceğiz. Hafif pişireceğiz. Ve bu şekilde kurutmuş olacağız hamurumuzu ve kolayca kurumasını beklemeden eskiler anneannemler annemler kuruturlardı bu hamuru saatlerce beklerlerdi. Bakın hamurumu açtım. Şöyle bakın bu kalınlıkta olacak. Çok fazla kalın olmayacak. Bu şekilde hamurlarımızı elde edelim. Daha sonra ocakta bir o yüzünü, bir diğer yüzünü bu şekilde çok bekletmeden, çok pişirmeden çok pişirmeden sadece kurutma işlemi yapıyoruz erişte hamuruna. Bu şekilde yufkalarımızın hepsini pişirelim. Sofra bezini serdiğimiz masanın üzerinde öncelikle pişirdiğimiz yufkaları bir müddet sıcağı çıkana kadar beklettikten sonra üst üste alalım ve üzerini güzelce muhafaza edelim ki yufkalarımız çok aşırı kurumasın, kesmeye hazır hale gelsin ve kesimi kolay olsun. Bu şekilde son derece kolay oluyor. Çok pratik bir şekilde eriştelerimizi yapıyoruz. Eskilerden hatırlıyorum annemler ve anneannemler zamanında bu erişte işlemi için komşular gelirdi, toplanırdı, saatlerce kuruması beklenirdi. İnanılmaz zordu ama şu an çok pratik. Her şey kolaylaştı, her şey daha pratik hale geldi. Evde böyle tek başınıza da yavaş yavaş kesebilirsiniz. Yufkalarımı sofra bezinden alıyorum. Şimdi kesim işlemine başlıyorum. Önce ortadan ikiye bölüyorum. Erişte hamurumu. Bakın kalınlığını hissediyorsunuzdur bu şekilde. Uç kısmını kesiyorum. Onu ayrıca çorbada kullanacağım. Eriştelerimi istediğim büyüklükte, ben bu büyüklükte olmasını istiyorum. Böyle iki parmak kalınlığında erişteleri kesiyorum. Uç kısımlarını da yeşil mercimekle güzel bir çorba elde ediliyor. Onun içine hamur olarak ilave ediliyor. Çorbalı, hamurlu güzel bir çorba oluyor. Onu da kullanıyoruz. Bu şekilde dilimleyelim hamurlarımızı. Önce ikiye, daha sonra da bu şekilde dilimleyelim. Uç kısmını yine ayırıyorum çorbalık için. Ve üzerini dilimlediğim hamurların üzerinde kapatacağım ki kurumasın, rahatça doğrayabilelim. Kibrit kalınlığında erişte hamurlarını doğruyoruz. Erişteyi ben annemle birlikte yaptım. Güzel bir çalışma oldu. Ben açtım, annem hafif hafif pişirdi. Daha sonra doğrama işlemini birlikte yaptık. Erişte yaparken mutlaka yardımcınız olması gerekir. Ama olmasa da kendiniz de dediğim gibi tavada, kızart evinizdeki en büyük tavada yavaş yavaş biraz pişirip biraz kapatıp tekrar hamurunuzu açıp o şekilde de tek başınıza da yapabilirsiniz. Ama yardımcıyla yanınızda birisi olursa hem sohbet ederek daha da zevkli hale gelir. Güzel kesiyormuş bu. Tabii canım.
Tamam efendim. Dur bitireyim. Keseyim, bitireyim, sana vereyim. Çorbada tuzum olsun. Tamam efendim. Ya. Güzel oldu. Annemle sohbet ederek kesimimizden bir parçayı sizinle paylaştım, sohbetimizi paylaştım. Bu şekilde eriştemizi güzel sohbet eşliğinde kestik. Masa üstüne sofra bezini serip erişteyi gölgede, çok ışık görmeyen yerde kuruyana kadar kurutuyoruz. Daha sonra kışlık makarnamız, eriştemiz hazır. Umarım siz de tarifimi beğenir ve sevdiklerinize yaparsınız. Bereketli sofralarınız olsun, bereketli hamurlarınız olsun. Videomu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.